Efendim herkese merhabalar, ben İlkay Zaman, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere sorduğunuz videolardan bir tanesini, Amerika'da sigara fiyatlarını ve elektronik sigara fiyatlarını göstereceğim. Şimdi burası benim arkadaşımın, sevdiğim bir arkadaşımın, Lübnanlılar kendileri, Maraton bunların benzin istasyonları, içeride marketleri var. Rica ettim, dedim ki ya şu sigaraları beraber çekelim, ben fiyatlarını bilmiyorum. Ben sigara içiyordum ama 4 ay oldu sigarayı bırakalı. Elektronik sigarayla idare ediyorum. Şöyle idare ediyorum ya, birdenbire kesip atamıyorum, ben bunu daha önce de denedim. O yüzden kademeli gidiyorum. Uzun sürede takılıyorum o elektronik sigarayla, göstereyim hatta. Şöyle fume alıyorum, bunu içiyorum. Şey gibi oldu. Bundan alıyorum, bunu içiyorum. HQD var mesela, onu denedim. O da güzel, hoş falan. Elektronik sigarayla idare ediyorum. Amacım şu, kademeli olarak bunu bırakmak. Çünkü bunun da normal sigaradan bir farkı yok. Bunun içinde nikotin var. O yüzden sigara sağlığa zararlıdır. İçmeyelim, içirmeyelim diye başlıyorum videoya. Size sigara fiyatlarını göstereceğim. Türkiye'deki sigara fiyatlarıyla siz ister karşılaştırırsınız, isterseniz karşılaştırmazsınız. Çünkü şunu da söylemek istiyorum. Geçen günkü videolardan bir tanesinde birisi bir şey yazmış. Klavye delikanlıları var ya, yorum yazınca kayboluyor. Yorumu göstermek isterdim ama silmiş. İşte Amerika'da böyle fiyatları gösteriyorsun, her şey çok ucuz diyorsun. Dişçi çok pahalı, insanlar dişçiye gitmek için ülkeden kaçıyor. Bir de onları göster, cesaretin var mı? Ya birincisi, cesaretle falan alakası yok. Umurumda bile değil. İster Amerika'da dişçi sorunu yaşa, istiyorsan Türkiye'de yaşama arkadaşım, beni ilgilendirmiyor. Ben size burada fiyatları gösteriyorum. Burada bunlar ucuz, Türkiye'de pahalı demiyorum. Size bırakıyorum. İster karşılaştırma yaparsınız, ister yapmazsınız. Tamamen size kalmış efendim. Ben sadece dünyanın farklı yerlerinde ne kadara satılıyor, insanlar neyi nasıl kullanıyor, nasıl alıyor, sadece fiyat da değil, bütün genel hayat anlamında size yaşam tarzı olarak Amerika'daki yaşamla ilgili bilgiler veriyorum. O yüzden tamamen size kalmış. Bir de şöyle bir şey var. Evet, Amerika'da diş temizletmek pahalı değil. Diş çektirmek bir yere kadar pahalı değil. Ama diş yaptırmak ve daha büyük operasyonlar pahalı. Peki insanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Gidiyorlar. Türk Hava Yolları'ndan business class bileti ucuza alıyorlar. Atlıyorlar uçaklarına, yatarak uyuyarak Türkiye'ye gidiyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar, 5 yıldızlı otelde kalıyorlar, tatillerini yapıyorlar en güzel tatil beldelerinde, o böyle cam gibi sularda. Sonra bir de dişlerini yaptırıyorlar. Bunu da sadece 2 maaşa falan yaptırıyorlar. Yani demek ki pahalı değilmiş, değil mi? Burada değil, hem Türkiye'de yaptırırım hem de tatil yaparım diyor. Hatta bununla ilgili YouTube'da Amerikalıların çektiği videolar var, izleyin derim mutlaka. Efendim bugün sizlere Amerika'da tütünlü sigara, bir de elektronikli sigara fiyatlarını göstereceğim. Videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eller mutlaka beğen butonuna bir gitsin. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Aynı zamanda kanala abone değilseniz, abone olursanız da sevinirim efendim. Abonenin yanında da küçük bir çan var, ona da tıklarsanız ben video attığımda çiling diye size bildirim gelecektir. Şöyle bir dalalım. Abi burası Maraton bu arada. Türkiye'de bu marka yok. Biz genellikle BP, Shell ve yerel markaları çok biliyoruz. Burada çok fazla marka var. Burada Maraton. Maraton yaygın bir benzin istasyonu Amerika'da. Şöyle bir dalalım kasaya. Burada para kazanıyor abimciniz. Biz öyle hiç karışmayalım işine. O bize sigaraların fiyatlarını zaten gösterecek. Ben size hepsinin ne var ne yok çekeceğim zaten. Hiç merak etmeyin. Yaklaşık 30 yılı aşkındır burada bu işi yapıyorlar. Buranın da sahibi bu arada bunlar. Zaten Amerika'da şöyle bir olay var. Eğer ki marketin yani ve de benzin istasyonunun mülkünün sahibi değilseniz para kazanmanız zor abi. Yani tabii ki kazanıyorsunuz ama hep böyle bir bu işte böyle bir mantık var. Diyorlar ki hep mülkün sahibi olacaksın. Kira ödemeyeceksin abi. Ve bir kısıtlaman olmayacak. 5 yıllık imza attım, 10 yıllık imza attım falan filan değil. Ömür boyu senin olacak. İstediğin zaman satarsınız diyorlar. Doğru da söylüyorlar bence. Burada bayağı bir sigara var. Şimdi efendim Winston var. Ondan sonra Türkiye'de satılmayan farklı farklı sigaralar da var. 305 var. Ondan sonra Capri var. Salem satılıyordu, hala satılıyor mu bilmiyorum. Pall Mall var. LM var. Marlboro, Parliament, American Spirit. Ondan sonra bayağı farklı farklı markalar var. Onların hepsini size göstereceğim. Sonra da elektronik sigaraları göstereceğim. Çünkü Amerika'da çok fazla satılmaya başladı elektronik sigara ve çok farklı farklı değişik markalar da çıkmaya başladı. Onların da fiyatlarına geleceğiz. You scan it and you scan the price. I scan it, you scan the price, okay? Okay. Let's pick 5 of variety cigarettes. Yeah, Parliament. Do you have Parliament? Parliament. Okay, look. Uh-huh. Yeah. And the Winston. And the Winston. Any kind of Winston, yeah. Okay, that's fine. Perfect. Ready? Yeah. Efendim Winston'ın fiyatı, şu en alta bakıyoruz çünkü orada vergi de dahil, $7. Şöyle göstereyim, $7.
Kısa Marlboro Light. Burada Marlboro Gold diye geçiyor. 9.06. 8.47 ama vergiden sonra 9.06 oluyor. Bu ne? Newport. Mentollü Newport. Türkiye'de satılmıyor ama benzer markalar var. 9.10 geliyor, 9.74 oluyor. En alttaki fiyat bizim için vergi dahil son satış fiyatı önemli. Parlament. Parlament 9.99. 10 dolar. Evet, Parlament. Gördüm. 9.99, 10 dolar. O Türkiye'de de pahalı zaten. Bu what brand is that? Capri. Capri. 9.90 Capri diye bir marka. İnce, şöyle slim bir şey. Şöyle göstereyim. İnce, slim Capri diye bir şey. Palmol. Palmol. Evet. Türkiye'de vardı, hala var mı bilmiyorum. Palmol'un da fiyatı 7.99 efendim. O da uzun olanı. Bu da 305 diye, 305 diye bir marka, 5 dolar. Şöyle bir şey, onu da göstereyim. Uzun olan bu da. Devam edelim. Efendim, kısa Marlboro mentollü olanı 9.26. Şöyle göstereyim, 9.26 şu. Şu sigara. Kısa Marlboro kırmızı. O da 9.06. Şurada dediğim gibi. Bu da şeyli fiyatı. Bu kısa bu arada. Yani bayağı küçük. Şu paketten farkı var. Az bir şey. Efendim, Camel göstereyim. 8.60 Camel'ın da fiyatı. Bu da kutu olan, box olan. Soft box değil yani. Bu ne? What brand is that? Benson & Hedges. Benson & Hedges. This is English, right? Yeah. Yeah. 11.76 Benson & Hedges. Bunu çünkü İngiltere'ye gittiğimde böyle ara sıra alıyordum, Londra'ya gittiğimde. Her biliyorum şey oradan. Virginia Slim diye bir marka, 9.99. Virginia Slim. Evet, bu da böyle uzun, biraz da böyle slim dediği gibi, adı da üzerinde. Virginia Slim diye bir marka. Şimdi ne tarıyoruz? Salem. Aha, Salem. Bu da kısa Salem. Onun da fiyatı 9.62. Ya. Efendim, yeni mallarımız geldi. Şimdi L&M, bizde L&M diye geçer. Kırmızı L&M. Okuyamıyor. Sigara o kadar dandik ki okunmuyor. Ana, makineyi bozdu. İşte sigara hem sağlığa zararlı hem de teknolojiye zararlı demek ki. Bak, okumuyor. Başka bir tane okut bakalım. Makineyi bozduk. Arkadaş, video çekeceğiz dedik ya, makine bozulur. Heh, okudu. Tamam. Efendim, bu DTC diye, DTC diye bir marka. 5 dolar fiyatı var. Yani şöyle kısa soft paket, 5 dolar fiyatı var. Bu da Marlboro'nun siyahı, böyle kırmızı, black diye geçiyor. Marlboro Black diye geçiyor. Kısa paket 8.21 dolar o da. O arada tabi işlem yapıyor abimiz. Bu Türkiye'de yok mesela. Yani bunu Türkiye'de bulamazsınız. Satılmıyor. Burada var. Ben de hiç içmedim bundan daha öncesinde de. Hiç bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu. Böyle siyah demek ki ağır bir şey herhalde. Efendim, kısa LM mavi olanı, onun da fiyatı 7.99. Üsttekilere bakmayın, onlar vergiden önce, bu vergiden sonra son fiyatı. 7.99 fiyatı bu LM'nin. Bak abi, DTC istedi. Hemen aldı gitti. Tamamdır. İçme dayıcım, içme. Bak, ben bıraktım, sen de bırak. Bu kadar mı fark eder? Gençleştirme resmen. Efendim, American Spirit. That's fine. Okay. Bu da 10 dolar. Şimdi niye 10 dolar? Çünkü bu tütünü farklı, diğer sigaralar gibi değil. Ve Amerika'da satılıyor. Türkiye'de falan ya da başka yerlerde satılmıyor. Çok da farklı farklı versiyonları var. Şuradan görebilirsiniz. Bunların hepsi American Spirit. Ve uzun giden bir sigara. Öyle diğer sigaralar gibi hızlı bitmiyor yaktığınızda. Hem tütünü hem de karışımı farklı. O yüzden fiyatı da 10 dolar gördüğünüz gibi. Efendim, burada kırmızı LM. Evet. Onun da fiyatı 7.99'muş. Şurada demin mavisini yapmıştık, şimdi kırmızısını yaptık. This special blend. Okay. Bu özel karışım dedi. Şimdi bu 6.24'müş fiyatı. Marlboro şöyle kırmızı paket göstereyim. Şimdi şunun için sordum. Burada bir sürü sigara var.
Dedim ki yani biz buradan bazılarını alıyoruz ama bunların hepsi aynı fiyat mı? Marlboro Gold dediğimiz bizde Marlboro Light diye geçer. Şunları okutmuştuk. 10 dolara yakındı bunlar. O yüzden yani şöyle göstereyim şunlar. Bir tanesi 9.69'du, bir tanesi 10 dolardı. Bunların hepsi aynı fiyat. Ama Marlboro Gold diye geçiyor burada. Türkiye'de Marlboro Light diye geçiyor. Aynı şey bu arada. Camel'ın farklı çeşitleri var. Camel da aynı şekilde fiyatları. Burada diğer gösterdiğimiz Salem'ler mesela farklı Salem'ler var. Winston var. Winston'ın da fiyatları aynı. Fiyatları görmüştünüz zaten, onları göstermiştim. Papi, the Lucky Strike. Lucky Strike, yeah. I love Lucky Strike. Lucky Strike, and let's do Lucky Strike, and... What else? What do you call it? Winston? No, hold on. Let's see. This one. Which one? This one. Ah, black. Yes. Okay. This is a cigar, right? Yeah. Not cigarette. Cigarette like cigar. Yeah, cigar. Okay. Efendim bunlar sigar diye geçiyor. Böyle küçük pro şeklinde. Pro demeyeyim de ona. Yani farklı sigar diye geçiyor. Bu da sigara şeklindeki sigar. Black markasını zaten biliyorsunuzdur. Efendim fiyatı 5.87 şu. How many inside? 10. Karanfilli. Bunun içinde 12 tane var. Yani dediğim gibi fiyatı da gayet uygun. Nasıl öyle? Lucky Strike, şanslı grev, yavrum benim, çok severim ya gerçekten, ama farklı farklı bir sürü versiyonları var, o yüzden hepsi güzel olmuyor. 6.41'miş fiyatı Lucky Strike'ın, bu box olanı, yani şey değil, soft box değil, bu normal kutulu olanı 6.41 fiyatı. Şöyle göstereyim neleri çektik. İçeriye de koyduk. Winston'ı geri koyduk mesela. Farklı Salem bir tane daha versiyonu vardı, onu geri koyduk. Bir iki tanesini geri koyduk. Fiyatlar 5 dolardan başlıyor, 10 dolara kadar gidiyor. Bir de şunu unutmayalım, burası benzin istasyonu. Burada fiyatlar pahalı. Yani bu sigara ve benzin her zaman Amerika'da serbest piyasa. İsteyen istediği fiyata satabiliyor. Ama burada biraz daha pahalı. Yani bu fiyatların 1 dolar 2 dolar altına bulabileceğiniz çok yerde var. Tabii ki dediğim gibi yani bölgeye göre değişiyor, satan yere göre değişiyor. O yüzden onları tekrar bir hatırlatayım istedim. Bir de size şöyle hızlı bir şekilde elektronik sigaraları göstereyim. Fume diye bir tane marka var. Burada meşhur bir marka. Türkiye'dekini bilmiyorum tabii. Türkiye'de durumu nedir bilmiyorum. Bu ekstra olanı şöyle göstereyim. İki tanesi 22 dolar. Tanesini 13.99'a satıyor. İki tanesi 22 dolar. Bunun fiyatını şöyle söyleyeyim size. Çok rahat bir şekilde 8.99'a 7.99'a da bulabilirsiniz. Toplu alımlarda da olabiliyor ya da internette olabiliyor. Oradan da bulabilirsiniz. Ama piyasada hep 13.99 ya da 14.99'a tanesi satılıyor. İki tanesi 22 dolar. Ben de şunları iki tane alayım ya. Ekstraların hepsi bu şekilde devam ediyor. Farklı farklı şeyleri var. Yani raspberry olanı var. Ondan sonra Cuban tobacco olanı var. Melon ice kavunlu olanı var. İşte ne bileyim kirazlı, ananaslı, karpuzlu, elmalı, böğürtlenli, üzümlü, muzlu. Adamlar meyve tabağı yapmışlar yalan sigaradan. Elektronik sigaradan gerçekten. Burada da 7000 puffs diyor. Yani 7000 nefes çekme daha büyük olanı. Bunun da fiyatı 22 dolarmış efendim tanesi. Mesela bu 1500 puffs diyor. Yani 1500 kere çekebiliyorsunuz. Bu 7000. O yüzden bunların fiyatı farklı. Bunun tanesi 22 dolar. Bir de 3500 puffs olanlar. 3500 nefes çekebildikleriniz var. O da Fume Infinity diye geçiyor. 19.99 tanesi ama 3 tanesi 50 dolar. Onda da kampanya yapmışlar. Efendim bir de HQD diye bir marka var. Bu da çok meşhur bir marka burada. Ben bunu da denedim. Fume'u daha çok beğendim ama HQD daha uzun gidiyor. Ya, ters yazmışlar. HQD olması lazım. HDQ olmuş. HQD'nin fiyatı 13.99. 2 tanesi 22 dolar. Yani aslına bakarsanız Fume'le rekabetli içindeler. Çünkü aynı fiyatları, hiç değişen bir şey yok. Onlarda da yine gördüğünüz gibi şeftalili olan var. Ondan sonra çilekli olan var. Enerji drink diyor. Enerji içecekli olan var. Big Smoke diyor. Bu neli bilmiyorum. Büyük sigara gibi. Pina Colada olan. Böyle var oğlu var. Böyle bir sürü çeşitleri var. Bir de onun 7000 puffs olanları var. Onu da şöyle göstereyim. Efendim onun da fiyatı 24 dolar. 2 tanesi 40 dolar. Bu da aynı Fume'daki gibi, şuradaki gibi 7000 puff. 7000 nefes çekiyorsunuz. O da güzel fiyat yapmış. Yan tarafta Fume'a devam ediyor. Böyle bunlar arkaya kadar gidiyor. Jul likitlerini göstereyim. Efendim podslar 19.99. Yani şunu 19.99'a satıyorlar likitlerini. Device da kendisi de 9.99. Hiç unutmuyorum. San Francisco'dan yıllar önce
70 dolara almıştım ya. Allah kahretsin. 9.99 olmuş. Efendim umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Amerika'da sigara fiyatları ve elektronik sigara fiyatlarını soruyordunuz. Size bir çekeyim, göstereyim, bir güncelleme yapayım istedim. Tekrar hatırlatma yapayım. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Eller beğen butonuna bir gitsin mutlaka. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Video önerilerinizi, isteklerinizi mutlaka yorumlara yazın. Bekliyorum. En kısa zamanda yeni videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.